Arkadaşlar yaklaşık 5 kilo verdim. Sabah kalkıyorum yemek yok. Günde bir öğün yiyordum. Uyanıyorum yemek yok. Dolabı açıyorum yalnızca sıvılar var. Sıvı ve buz. İlginç bir süreç yaşıyordum arkadaşlar. Geleli 2 haftadan fazla oldu. Doğru düzgün alışveriş yapmıyordum. Bir market alışverişi yaptım. İlk defa bu kadar yüklü alışveriş yapıyorum. Sabah uyanıyorum yemek yok. Dolabı açıyorum yemek yok. Su var. Kredi kartıyla Polonya'da Erasmus serüvenim devam ediyor. Sizden ne haber? Bunlardan aldım. Tanesi 2 zlotiye geldi. Total fiyatı gördüğünüzde bakalım şaşıracak mısınız? Ekstremdeki tutar çok farklı oluyor arkadaşlar. Her seferinde üzerine 300-500 banka eklemiş oluyor. Kan şekeri replasman tedavimizi de yapıyoruz. Polonya'ya özgü bir şey. Normalde sokak lezzeti. Biz evde tadacağız. Size bunu yapacağım. Bunun yanında başka atıştırmalıklar da olacak. Baktığımızı masadan kaldıralım. Fiyatını da söyleyeyim size arkadaşlar. 5.99 gibi fiyatı var bunda. 4-5 kilo verdim arkadaşlar. Göğüsler okey. Göğüsler yerinde. Kollarda 1-2 santim küçülme var. Omuzlarım tamamen çöktü arkadaşlar. Kiloluk patates kızartmamız var. Ben bunu kızartmıyorum. Bunun daha alım gücü düşükleri hitap edeni de vardı. Onu almak istemedim arkadaşlar. Geçen gün almıştım. Bu arada bu Oreo'lu. En sevdiklerimden. Normalde 3,5 zloty falan bu. Şunlardan alıyorum. Ve nuggetlar. Bunun içerisindeki arkadaşlar löpet. Yani işlemden geçirilmiş et değil. Ve çok taze oluyor arkadaşlar. Sıfır koku. Tavuğun kendi kokusu bile yok. İki tane alırsanız tanesi 9.99 zlotiye geliyor. Ve bu sizin şansınız. Bazen de iki ürün alana bir ürün bedava oluyor. Kaçırmazsın olur mu gelirsen? Erasmus imkanları. Tamam bundan bir tane yedik. Gerçekten midem küçülmüş. Bu da 3 zlotiden 2 zlotiye düşmüştü. Bunu bir video olarak düşünmeyin olur mu arkadaşlar? Ani gelişen bir şeydi. Market fiyatları istiyorsunuz. Başlıkta büyük ihtimal Polonya Erasmus gibi anahtar kelimeler yazacağından videoya gelenler fiyat ve market alışverişi görmek isteyecek. Onlara da hitap edelim. Abone sayımız artsın. 3,5 zlotiydi. 2 zlotiye düşmüştü. 306 gram. 306 gram ve 5'li. Ve burada daha pahalısı var. Bu çok uygun ve çok güzel bir şey. Ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi günlük 50 gram kadar bir lif almanız gerekiyor sağlıklı bağırsaklar için. Sadece bağırsaklar demeyelim aslında. Lif vücudumuz için gerekli organizma istiyor. Lif istiyor. Lif nedir? Posa. Posa dediğiniz şey. Bitkilerin lifli yapısı. Selülozik yapı yani vücudunuz onu sindiremediğinden oyalanıyor onunla. Ve bu oyalanma vücudunuzun işine yarıyor. Bağırsaklarınızın motilitesi artıyor. Bu sayede daha sağlıklı oluyorsunuz ikinci beyin bağırsak. Gerçekten kendime geldiğimi hissettim. Hava çok soğuk. Birkaç gündür saat 5-6 gibi uyanıyorum. Akşam 5-6 gibi. Arada dışarı çıkıyorum video çekmek için. Kavgalara girdim. Kavga ettik. Benim sonradan dahil olduğum bir kavga oldu. Günde bir öğün yiyorum. Kafam yerinde olmuyor. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani tek bir öğün yapsam bile büyük kaloriler aldığım bir öğün oluyor. Yüksek kaloriler aldığım yani şak yaklaşık 2500-3000 falan alıyorum yani. Benim için endişelenme olur mu? 10 zloty. Zaman zaman 2 tane alırsanız bir tane bedava oluyor. 2 tane aldığınızda fiyatı düşebiliyor. Büyük ihtimal bunu sizle birlikte bir videoda deneyeceğiz. Yerim bu arada. Tortilla, domates aromalı. Pancarlısı vardı, farklı renklerde olanı vardı, mor olanı vardı. Bu diğerine göre biraz daha pahalı, bu 6 zloty. Bunu Ganalı arkadaştan dün ödünç almıştım, o vegan. Bunu alsam olur mu diye sordum. Üzerinde vegan logosu yok ama lactose free logosu var, olur mu dedim, olur dedi. 11 zloty. Normalde ben bunu almıyorum, aşırı peynirli. Yani Türkiye'de herhangi bir şeyin üzerine, eğer peynir değilse, bir peynir kalıbı değilse bu kadar peynir koymazlar. Ve bunlar. Tanesi 15 zloty. 4 kişilik. Evet bir hikayenin vakti geldi ama yüzümü bir şeye silmem gerekiyor. Aşırı terliyorum. Küresel ısınma dalgası gibi arkadaşlar. Birden ısındı. Yani dün kışı yaşıyorduk. Dün 16 derece falandı. Bugün 33-34. Geçen mutfaktayız. Türkiye ve yemekleri hakkında konuşuyoruz.
Eğer çok genel kültürünüz yoksa, diliniz de yeterli değilse konuşacak birkaç şeyiniz vardır. Bir turist olarak veya Erasmus öğrencisi olarak. Muhtemelen sen de Erasmus'a geldiğinde onlardan biri olacaksın. Konu yemeklerden açıldı. Herkes Türk yemeklerinin çok iyi olduğu konusunda hemfikirdi. Ortamdaki herkes hayatının bir döneminde Türk yemeklerinden en az birkaçını tatmıştı. Gururla, göğsüm kabararak dinliyordum. Nijeryalı bir arkadaş var. O konuşmaya girdi. Ayakları çok büyük. Sizin pizzalarınız çok güzel dedi. O keyifle pizzalarımızın ayırt edici özelliklerinden bahsetmeye başlayınca lahmacunu kastettiğini anlamıştım. Lahmacun. O lahmacun. Peki ya Türkiye'de pizza yedin mi diye sordum. Yapıyor musunuz diye sordu. Evet dedim. Nasıl, güzel mi? Hiç denemedim diye devam etti. Ülkemizdeki pizzaları tarif etmeye başladım. Üzerindeki malzemeler jiletle kesilmiş gibi. Genelde yüzeyi boş. Başka hiçbir Orta Doğu ülkesinde veya fakir ülkede göremeyeceğin pizzalar dedim. Gerçekten öyle. Bakın, bu bir hazır pizza. Ve fiyatı da makul. Türkiye fiyatlarıyla kıyasladığımızda gerçekten makul. Bakın, top top peynirler var. Üzerinde en az 100 gram kadar tavuk var. Zaten 6 peynir tabakasından oluşuyor. Üzerinde bütün mantarlar var. Yani bakın, jiletle kesilmemiş, o yüzden bütün diyorum. Üzülerek, bizim pizzamız yok. Pizza istediğimizde genelde boş ekmek geliyor dedim. Ortamdaki herkes espri yaptığımı düşündü. Kahkahalar havada uçuşuyordu. İstemeye istemeye ben de gülümsüyordum. Gerçeği yaşayan biriydim. 5 kilodan çok daha fazlası gitmiş olabilir. Yani tartıya çıktığımda büyük ihtimal bir 81-82 kilo göreceğim arkadaşlar. Normalde 90 kiloydum. Yani normalde kilo vermeyebilirsiniz. Birkaç saatlik açlık gerçekten sorun değil. Ama düşünün ki 8-10 saat yemiyordum. 8-10 saatlik bir uyku ekliyordum üzerine. Yine bir açlık süreci. Bu hazır bir pizza. Hazır pizzalar bunlar. Ve şunu yediğinizde gerçekten 100 gramında bir 16 gram falan protein alabiliyorsunuz. Sen görebiliyor musun? Biz Türkiye olarak kapasitemiz çok daha büyük. Bizdeki ürün çeşitliliği birçok Avrupa ülkesinde yok. Ama varsa çakallık çukallık var. İnanılmaz bir düzensizlik, yeter. Kolalar aldım. Fiyatı normalde 4.30 zlotiydi. 2.19'a aldık. Fazla aldığınızda uygundu. Polonya'ya özgü bir bira değil ama tadını özlemiştim. Bundan da bir tane alayım dedim. Carlsberg'ler burada pahalı arkadaşlar. 4.5 zloty. Polonya'nın en bilindik biralarından bir tanesi. Yani bir pub'a falan gittiğinizde ilk karşılaşacağınız biralardan biri bu. Tabii bunun da çeşitleri var. 3.60 zloty. Evet. Sırada yaban mersinimiz var. Bu da %45 düşmüştü arkadaşlar. 5 zloty 300 gram yaban mersini. Evet, yaban mersini. Antioksidan deposu. Şundan. Arasına döner. Veya tavuk. Pane tavuk, paneli haş, tavuk yüzey kaplı. Ve öğünlerimizin yanında da olabildiğince fırınlanmış patates yeriz. Çünkü fazlaca soslarımız olacak. Sosla birlikte yeriz. Her şey çok güzel, Erasmus güzel gidiyor, param çok gidiyor. Param gidiyor. Tüm alışverişlerimi kredi kartımla yaptığım için sonradan ekstremde ne harcadım diye baktığımda, eğer kredi kartıyla Erasmus'a çıktıysanız ekstrenize çok sık bakmamaya çalışın. Bir kendinizi alıyorsanız bir de bankaya alıyorsunuz. Canları sağ olsun mu? Canları sağ olsun mu? Hikayeler birikiyor. Ve bir kavgaya karıştım. Kavgada rolü olan biri değildim. Kavgayı başlatan da değildim. Uzaktan izliyordum. Videoyu almaya başladım. Keyifliydi. Her şeye rağmen keyifliydi. Irkçılığa uğramıyorum. İnsanlar bana karşı her zaman iyiler. Genelde bunun nedenini soruyorum. Bana karşı neden bu kadar naziksiniz diye soruyorum. Özellikle dayılar. Bizim dayılar gibi kime oy atıyorlar? Merak ediyorum. Kime oy atıyorlar? Türkiye'de olsalardı kime oy atarlardı? İnsanlar yolda yürürken size çarpmıyorlar. Dövülmüyorsunuz. Yaya geçidi. Şunun muhabbetini yapmasalar daha iyi olacak aslında. Ya bizim Türkler var ya, her geldiklerinde, her yaya geçidinden geçtiklerinde bizim ülkede böyle değil biliyor musun falan muhabbeti yapıyorlar. Aslında birden fazla olay yaşadım da yani şey değil, ırkçılık değildi. Genelde konuyu ben açıyorum. Genelde ben bana neden bu kadar iyi davranıyorsunuz diye soruyorum. Ha, görüyorsun, saçım sakalım siyah.
Orta Doğu'dan geldiğim anlaşılıyor. Bir tanesi şey dedi, beni yüceltmek için. Sen dedi Akdenizlisin dedi. Kötü hissetmemem için öyle söyledi galiba. Sen Akdenizlisin dedi. Neden başka bir yerli olmakla övüneyim ki onu anlayamıyorum. Neden başka bir yerli olmakla övüneyim? Neden Avrupalı olmakla övüneyim? Ben özümde ne olduğumdan utanmıyorum. Sen de öyle. Sen de utanmıyorsun. Sevmediğin şey Türklük değil. Özün değil. Sevmediğin şeyin ne olduğunun hepimiz farkındayız. Senin elinde Avrupa şartları, Avrupa imkanları olsaydı sadece yönetilme hoşuna gitmiyor. Köleliği sevmiyorsun. Yoksa sen özünden nefret etmiyorsun. Mekanda 1,5 litrelik bira buldum. Dev gibi onlardan alıyorum devamlı. Bir gecede 2-3 tane alıyorum. Ama her gece değil, haftada bir falan. 24 zloty. Onun dışında video çekmek için arkadaşla dışarı çıkmıştım. Portekizli bir arkadaş, aslında Türk. Onu başka bir kampa aldılar. Onunla bir ilginçlik yaşadım. Ben video çekmek için çıkmıştım, aramızda kalsın, tamam mı? Ben video... Nasıl aramızda kalacaksa ya. Video çekmek için çıkmıştım. O da tam dışarı çıkarken birlikte çıkalım dedi. Tamam dedim, okey. Artık seninle çok samimiyiz, kardeşim gibisin. Her şeyi anlatıyorum. Birlikte çıktık. Normalde çıkacağım, video çekeceğim, bir şeyler içeceğim, belki dans ederim. Sonra bunlar benim Portekiz'den arkadaşım dedi. İki kişi geldi. Aslında Polonyalılar. Kızlardan biri şöyle konuşuyordu. Tiryaki gibi konuşuyordu. Sigaranın tüm yan etkilerini yaşamış. Son operasyonundan sonra bırakmak zorunda kalmış. Bir gırtlak kanseriydi. Değildi gerçekten. Gerçekten kanser falan değildi. Ama inanılmaz karakteristik bir sesi vardı. Valdi, Valdi. Kız farklı bir frekansta sesler çıkarıyordu. Bizim çocuk yanıma yaklaştı. Bunun yaşanmamış olmasını dilerdim. Sanki hayatımda hiç kız görmemişim gibi bana "Onlar arkadaşım, tamam mı?" dedi. Bu şu anlama geliyor. Sakın faydalanmaya çalışma. Hareketlerine dikkat et. O noktadan sonra benim modum düştü. Ha, geceyi toparlamam için yalnız kalmam gerekiyordu. 1,5 saat bir şeyler konuştular. İşte bana soruyorlar arada sen neden konuşmuyorsun falan diye. Tamam. Bir insanın fiziksel özellikleriyle dalga geçmemeliyiz. Ama bu senin için geçerli. Kızlar fiziksel açıdan tam anlamıyla gudubetlerdi. Bu kızı saldı. Ertesi gün çıkamayacaktı. Ertesi gün de cumartesiydi. Ben cumartesileri es geçmem. Bizim Kübano'nun sırasında beklemeye başlamıştım. İbini arkadaşımla. Baktım uzaktan biri el sallıyor. Kim ola ki dedim. Çocuklar size mi dedim. İbni arkadaşa değildi. Kız bana el sallıyormuş. Selamını okey diyerek karşıladım. Aradan biraz daha zaman geçmişti. Onu tanımadığımı düşündü, tekrar el sallıyordu. Sonrasında içerideydik. Birkaç kez daha el salladı. El sallama frekansı gitgide artıyordu. Bu el sallamak değildi. Neyse, bizim çocuğun arkadaşım bu, uzak dur deyip beni uzaklaştırdığı, uğruna beni hiç ettiği kız var ya, işte oydu. Yüzüne bakmadım. Zaten uzak durmayı tercih edeceğim birinden beni daha en başta uzak tutmuştu. Bir noktada belki de bana iyilik yapmıştı. Arkadaşım, pub'da önümüzde dev ekran vardı. 1,5 saat tenis maçı izledim. Gecenin sonunda arkadaşıma, 3 saat kaybettim dedim. Arkadaşımsa o masadaki gudubetleri bir imkan olarak düşünüyordu. Benim o imkana balıklama atlayacağımı düşündüğünden beni uzakta tutmak için önceden uyarmıştı. Görüşürüz, kendine iyi bak.